Herkese selamlar. Beşiktaş haberleriyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sen de demişsin ki Cem abi plansız Beşiktaş. Yani başlık öyle, içeriğini zaten konuşuruz. Yani değiştirip durdu planını ama olmadı olmuyor. Yani Belki Bülent'ten devam edelim en son yazı olduğu için senin yaptığından daha çok rakibinin yapamadığı bizde belirliyor işleri. O yüzden de aslında bir başka takıma götürdüğün oyuncu, özellikle de başat takımlara giden oyuncu geldiği yerdeki ağırlığı hissettiremiyor. Mert Hakan'ı aldığın takımdaki Mert Hakan olmanın uzağında duruyor. Bir maç, iki maç oynuyor, sekiz maç oynayamıyor. Wagner lava alıyorsun, arkasından bakıyorsun. Papi siseyi alıyorsun, arkasından bakıyorsun. Öyle yani Türkiye savunma yapma konusunda, hücum etme konusundaki kadar şey, olumsuz. Hücum da edemiyor, savunma da yapamıyor. Şimdi arkadaşlar diyorlar ki Vida'nın en şey maçıydı, en kötü maçıydı. Bence yeterince Vida izlememişler yani. Sen burada Vida analizi... Yani izlemiyorlar yaptı. demek ki yani o şey zannediyor işte bir maçta iki hata yaptı diye düşünüyor. Zaten beş tane top geliyor, üç tane top geliyor, iki tanesine hata yapıyor. Yani yüzdelikli düşünmüyor. Ancak böyle frapan sonuçlar olduğunda vidayı fark etmeye başlıyorlar. Diğer maçlarda 3 top geliyor, 2 tane hatası oluyor. Ya da 2 kere çıkarken kaptırıyor, bir tane gollüyor. olur bu kadar denip geçiliyor. Yani işte şimdi onu hep söylüyorum yani. Gomis ne yapıyor ki Halil antrenmanında bir şey yapamıyor? Yani Serdar ne yapamıyor ki Vida ve Montero, Wellington onun çok daha üstünü yapıyor? Büyük ihtimalle adlarına bakıyorlar, işte kariyerlerine bakıyorlar, sağda kalma sürelerine bakıyorlar. Daha çok oynamış olmalarına güveniyor teknik adamlar. Yoksa yani çok fazla. Ben Vidal ile ilgili yani. birkaç tane teknik adamdan 3 aşağı 5 yukarı şu şu gördüğüm şeyleri dinledim yani. Ve her maç çeşitli çıkıyor zaten bu çeşitli beşiktaş abi. teknik adamlarından. Yani bu böyle bir oyuncu bu. Hı hı. Yani bu oyuncunun yanında bir başka oyuncu olacak. Yani bunlardan bir buçuk iki oyuncu çıkartabilmen için yani bu, bunu da koruyan bir şey yani bu ya özellikleri var bazen yani ne işi var oralarda müdahale etmeye gidiyor Wellington'un Vida'nın yani bizde bunlar sevilen şeyler yani gidiyorlar bir yerlerde toplulara müdahale etmeye çalışıyorlar yani niye alanın o kadar boş sen niye, nereye gidiyorsun yani TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişmeleri buraya kadardı biraz da gazetelere bakalım bomba iddia sezon sonu Şenol Güneş Beşiktaş'ta sular yine durulmuyor Yeni teknik direktör Valerian İsmail'in daha yeni gelmesine rağmen alınan üst üste kötü sonuçların ardından yeni sezon için şimdiden yeni hoca arandığı söyleniyor. Bazı spor yazarları Valerian İsmail'in oynattığı oyun sistemini eleştirirken büyük takım oyunu oynatmıyor. Güçlü rakiplere, sana atak yapan rakiplere bu oyunu oynatırsın, iş yaparsın. Fakat kontra atak ile oynayan takımlara bir şey yapamazsın. O yüzden ligde de bu sistem tutmaz. Giresin Spor ve Kasımpaşa maçlarında olduğu gibi yorumlarını yaptılar. Bu fikre Beşiktaş yöneticilerinin bir kısmı da katılıyor. Bazı yöneticiler Başkan Ahmet Nurçevi ile görüşüp seçim var elimizi güçlendirecek bir teknik direktör olmalıydı. Bu isimde Şenol Güneş eğer seçimi kazanmak istiyorsak onu getirmeliydik demeye başlandığı söyleniyor. Ahmet Nurçevi de aslında bu isme soğuk değil fakat daha bir ay önce Valerian İsmail'i getirdiği için süre verilmesini istiyor. Fakat yöneticiler de Şenol Güneş'ten yana. Valerian İsmail'e süre verilip eğer olmazsa ilk hedef Şenol Güneş olacaktır. Peki bu konu siz ne düşünüyorsunuz? Şenol Güneş takımın başına gelmeli mi? Diyan onaydan geçmedi. Yeni adres. Beşiktaş'ın sezon başında Barça'dan kiraladığı Piyaniç ile İtalya seri ekiplerinden Inter'in ilgilendiği yazıldı. İspanyol basından Mundo Deportivo'nun haberine göre sezon sonunda Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi bitecek olan Pjanic kulübü Barcelona'ya dönecek. Ancak Barcelona'nın kendisini takımda tutma planı yok. Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Boşnak futbolcunun Xavi Hernandez'in onayından geçmediği ifade edildi. Gelecek sezon Arturo Vidal'in yerine bir orta sahancı transfer etmek isteyen Inter'in öncelikli gündemini aldı ve kulüp CEO'su Guaseppe Moratta'nın da bu transferde ısrarcı olduğu belirtildi. Pianiç ve Moratta daha önce Juventus'ta birlikte çalışmıştı. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 resmi maça çıkan Pianiç 4 asist yaptı. Rıdvan Yılmaz'da da son dakika resmi teklif. Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'a iki kulüp resmi teklif yaptı. 20 yaşındaki başarılı futbolcu için siyah beyazlı kulübe Almanya'nın Eintracht Frankfurt ve İtalya'nın Torino takımları resmi teklif yaptı. Rakamın 3 milyon euro civarında olduğu belirtilirken yönetim miktarı düşük buldu ve yükselmesini talep etti. Beşiktaş forması altında bu sezon Süper Lig'de 25 maçı çıkan Rıdvan 3 gol 4 asilik performans sergiledi. Güven haklıymış topu yalnız oynuyor. Güven'in kötü performansı sonrasında akıllara o sözleri geldi. Ekim 2021'de Beşiktaş'ın YouTube kanalındaki programda topu yalnız oynuyorum demişti. Genç futbolcunun şaka amaçlı söylediği bu sözler rakamlara göre doğru çıktı. 21 kez topla buluşan genç futbolcu buna rağmen tam 17 top kaybı yaptı. Sadece 10 pas veren bunların da sadece %20'sinde isabet sağlayan Güven Yalçın girdiği 5 ikili mücadeleyi de kaybetti. Bu durum spor yazarlarına tepkisini çekerken Güntekin Onay ilginç bir yorumda bulundu. Güven Yalçın topu alsın evine götürsün sürekli baksın topun değerini bilsin bunlar nasıl rakamlar diye konuştu. Sözleşme uzatmak için masaya oturan Güven Yalçın Beşiktaş'ın önerdiği teklifi kabul etmemişti. Bu kötü performansı sonrasında siyah beyazlarda da sözleşme uzatıp uzatmama konusunda belirsizlik olduğu da aktarıldı. Valerian İsmail'den de Emirhan İlkan raporu. Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçında ikinci yarı oyuna dahil olan Emirhan İlkan performansıyla geçer not aldı. Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya 3-0 kaybettiği maçta ikinci yarı oyuna dahil olan Emirhan İlkan görüntüsüyle alkış topladı. Siyah beyazların 17 yaşındaki genç yıldızı Emirhan İlkan yedek kulübesinde başladı Kasımpaşa mücadelesinde ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Rakip kalede birçok pozisyonu tehlike yaratan Emirhan takımına skor katkısı yapmasa da mücadeleci görüntüsüyle alkış topladı. Taylor Boyd'a da sevindiren gelişme. Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında takımda düşünmediği isimleri göndermek isteyen Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Taylor Boyd'a talip çıktı. Beşiktaş'ın 2019 yılında Ankara gücünden 4 yıllığına kadrosuna kattığı ancak beklenen performansı sağlayamamasının ardından kiralık gönderilmeye başlanan ABD'li futbolcu Tyler Boyd'a talip var. Akşam gazetesinde yer alan habere göre önümüzdeki sezon yeniden Avrupa arasında olmak isteyen Sivas Spor'un teknik patronu Rıza Çalınbay. 2020-21'de bir sezonluğuna Beşiktaş'tan kiralanan ve şu sıralarda yine kiralık olarak Çaykur Rizespor'da top koşturan Tyler Boyd'a gözünü kestirdi. Beşiktaş, küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Rizespor'dan sezon bitmesiyle kadroya geri dönecek olan 27 yaşındaki futbolcuyu takımda düşünmezken Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay bu futbolcuyu istiyor. Tyler Boyd da geçtiğimiz sezon Çalınbay'ın çok istemesine rağmen Rize gitmişti. O dönem konuya ilişkin açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik direktör. Beşiktaş'tan yana bir sıkıntı yok ama maalesef menajerler pek sıcak bakmadılar. Belki kafalarında başka düşünceler vardı ve Beşiktaş'tan ayrılmak istemediler. Şu anda bir görüşme falan yok. Menajeriyle ben de konuştum. Onlar bekleyeceklerini ve Beşiktaş'tan ayrılmak istemediklerini söylediler. Biz de başka oyuncu aramaya başladık diye konuşmuştu. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.